Sayın Başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, ben de tüm genel kurulu selamlıyorum. Öncelikle Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine ve Saadet Camiası'na sabırlar diliyorum. Yine Denizli Acıpayan'da bir maden kazasında vefat eden Kadir Özer ve Mustafa Karahan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ankaralı şehidimiz Pençe Kilit Operasyonu sırasında şehit olan kardeşimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, ailesine başsağlığı dileyerek milletimizin başı sağ olsun diyorum. Sayın Başkanım, bugün iki önemli bakanlığımızın bütçelerini görüştük. Konuşmaları dinledik. Ben öncelikle grubumuzda konuşma yapan kıymetli vekillerimize teşekkür ediyorum. Her biri alanında, konuşma alanında doyurucu, bilgili ve yapılan iktidarımız döneminde veya önce yapılan tüm çalışmaları ve yatırımları değerlendirecek doyurucu konuşmalar yaptılar. Bu sırada tabii ki muhalefetten de aynı şekilde hakkını vererek doğruya doğru diyecek konuşmalar yapan vekillerimize teşekkür ediyorum. Ancak özellikle kasıtla söylenen bir iki cümle üzerinde de durmak istiyorum. Bir siyasi rehine arkasından tecrit, tutsaklar diye kasıtlı söylenen cümlelerin Türkiye'de savaş olmadan bir tutsağın olmayacağını, Türkiye'nin bir hukuk devleti olarak verilen cezalar çerçevesinde insanların yargılandığını ve mahkumiyetlerini ve infazlarını çektiklerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu cümleleri, bu kelimeleri kurarak bu ülkedeki teröristlerin aklanmasına asla müsaade etmedik de etmeyeceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hep bir Kürt illerinden, Kürt şehirlerinden bahsedildi. Hatta devletin Kürt illerine ayrıştırıcı bir bakışı olduğundan bahsedildi. Devletin Kürt illeri diye bir ayrımcı olmadığını ve olamayacağını özellikle AK Parti iktidarından sonra kesinlikle net bir şekilde altını çizerek belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bizim sınırlarımız içerisinde Diyarbakır neyse Bursa'da odur, Muğla'da odur, Konya'da odur, Ankara'da odur. Bizim tam tersine asıl bu söylemler üzerinden ayrımcılık yapan, ırkçılık yapanlara söyleyecek tek bir sözümüz var. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Biz Kürt vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız ayrım olmaksızın bu ülkede birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Fırsat eşitliğini de en çok sağlayan, bugüne getiren biziz. Asıl fırsat eşitsizliğini çabalayan, isteyenler hala terörizmi destekleyenlerdir. İHA'larımıza, SİHA'larımıza çamur atmak için çabalayanları görüyoruz maalesef. İHA'ları, SİHA'ları toplumun barışını bozacak birer unsur olarak görenlere söylemek istediğim tek bir şey var. Desteklediğiniz PKK... Toparlayın, buyurun. Teşekkür ederim. Desteklenen PKK ve YPG'nin elinde ne var? Gül demeti, çiçek demeti mi var? Ellerinde silah var. İşte iki gün önce gencecik bir Pençe Kilit Operasyonu'nda kardeşimizi şehit ettiler. O yüzden bu ülkenin milli ve manevi değerlerine hep birlikte sahip çıkmalıyız. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının 2002'den önce daha yüksek olduğunu iddia eden bir vekilimiz vardı. %6'larda olduğunu. Allah aşkına yüksek teknoloji dediğimiz şey bu ülkede ne zaman ve nasıl gelişti bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki milletvekillerimiz yaptıkları konuşmalarda tek tek ayrıntılı bunları anlattılar. Traktör yoktu bu ülkede. Traktör üretimi yoktu bu ülkede. Şimdi yüksek teknoloji dediğimizde sadece İHA'ları, SİHA'ları kastetmiyorum. Bu ülke kendi solunum cihazlarını üreten ve salgında da kendi solunum cihazlarıyla hem kendisine hem de dünyadaki pek çok ülkeye nefes olmuş yüksek bir teknolojiyi geliştirmiş bir ülkedir. Evet, buyurun, buyurun toparlayın Sayın Başkan. Yüksek teknolojiden anlaşılan sadece bir yurt dışından Zoom toplantısı yapmaksa biz onları çoktan geçtik. Peki. Yarın öbürsü gün Sayın Bakanımız da burada uzaya inşallah girişimimizi başlatıyoruz. Bu noktaya gelmemizde emeği geçen, bu ülkede üreten, bu ülkenin yerli ve milli mühendislerini, bilim adamlarını, teknisyenlerini, işçilerini yok sayan anlayışı özellikle kınıyoruz. Bu ülkede üreten, çalışan, çabalayan ve bu ülke için katma değer katan her türlü insanımıza ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Çerkez olsun, nereli olursa olsun sahip çıktığımız ve ülkemizin gelişmesi için çok ciddi emek veren herkesin başımızın üstünde yeri var. Bunu belirtmek istiyorum. KOP idaresi, DAP idaresi, DOKAP,
GAP projesi, bunların hepsi ülkemize değer katan projeler. Bu projeleri sadece yerinde gidip görmeden, incelemeden, bilmeden, Sayıştay raporları üzerinden Evet, bakanlara pek şey kalmadı galiba. Buyurun, buyurun. Onlar teknik bilgileri vereceklerdir. Ama benim söylemek istediğim, bu kürsüde, milletin kürsüsünde konuşurken bu ülkenin değerlerine hep birlikte sahip çıkalım. Bu ülkede birileri iyi yapıyor diye ona kötü demeyelim. Bu ülkenin üreten insanlarına sahip çıkalım. Bu projelere sahip çıkalım. Bu projeler ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için önemli projeler. Tıpkı TOK gibi. Ben tekrar bu güzel ve katkı veren konuşmaları için tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Beştaş. Sayın Başkan, bu konularda çok tartıştık. Tartışmaktan da asla çekinmeyeceğiz. Devam edeceğiz tabii ki. Kendisi sanırım cevap vermemizi istedi Sayın Usta. Biz de söyleyelim tane tane. Bu ülkede savaş yok dedi de valla İHA'lar, SİHA'lar, F-35'ler, F-16'lar, bütün dış ilişkiler, dış politika bunun üzerine kurulu. Ya bu ülkede Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki bir merminin fiyatı ne kadar biliyor musunuz diyor. Yani bu ülkede savaş var mı yok mu Türkiye halklarının takdirine sunalım. Her gün ölüm haberleri alıyoruz. Her gün ölüm haberleri sebebiyle bu parlamento bir taziye evine dönüştü. Sadece başsağlığı dileniyor. Burası başsağlığı dilenecek bir yer değil. Burası çözüm üretecek bir yer. Eğer biz halkın vekilleri olarak bu ölen canların ölmemesi için, çatışmaların son bulması için... Buyurun, buyurun. Bir çözüm üretemiyorsak görevimizi yapmıyoruz. Bizim durduğumuz yer bu. Diğeri tecrit dedi. İnsaf ya. Biz tecride tecrit diyoruz tabii ki. İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde, Ada Hapishanesinde son ayı bilmiyorum. 34 aydır orada tutulan mahpuslardan haber alamıyoruz. Sayın Öcalan, Ömer Hayri Konar ve diğer mahpuslardan. Haber alamıyoruz ne demek? Yaşıyorlar mı bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Ve bu ülkede hukuk devleti varsa aileler her hafta başvuruyor. Tecritin herhalde dünyada bu kadar büyük bir karşılığı yoktur. Tecrit tam olarak uygulanıyor. Tabii ki tecrit demeye devam edeceğiz ve kaldırın çağrısını yapıyoruz. Ya biz iktidara her gün hukuka uyun, anayasaya uyun, kendi çıkardığınız Buyurun, buyurun toparlayın, buyurun. Kendi çıkardığınız yasalara uyun demekten gerçekten bıktık demeyeceğim ama galiba anlamıyorlar ya da biz anlatamıyoruz. Diğeri şu anda Kışanak, Gülten Kışanak, Sebahat Tuncel ve Selahattin Demirtaş'ın 7 yılı doldu azami süre tutuklulukta. Hala içerideler ya. Tabii ki rehinler. 4 Kasım 2016'dan bu yana bizzat AKP eliyle rehin alındılar ve rehinlilik durumları devam ediyor. AİHM kararına rağmen, AYM kararına rağmen. Son olarak bakanlar konuştuktan sonra cevap vereceğim ama Kürdistan haritasını TÜİK çıkarmış biliyor musunuz? Lütfen şu haritayı inceleyin. Ne demek istiyorum? Birazdan daha çok açıklayacağım. Veriler. Gelirin en yüksek olduğu ve gelirin en düşük olduğu veriler bu haritada görünüyor. Bütün bakanlıkların çalışmasını Buyurun toparlayın. Bütün bakanlıkların haritalarını çalıştık. Bunları göstereceğiz zamanı gelince. Bölgeler arası eşitsizlik ne demek? Ayrımcılık ne demek? Bunu tane tane anlatacağız. Ekonomide, eğitimde, sınavlarda, her yerde bu ayrımcılık var. Daha dün Trabzon'da Kürt bir işçi linç edildi ya. Daha bir saat önce Mekame'nin 32. yıl konseri yasaklandı dedim. Bölücü biz değiliz. Sizsiniz. Evet. Sayın, buyurun Gökhan Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Gerçekten gayet teknik ve olgun bir düzlemle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler devam ediyor idi. Ta ki AKP Grup Başkan Vekili'nin traktörle başlayan metaforlarını peş peşe sıralayana kadar. AKP'den evvel bu memlekette hiçbir şey yapılmadı iddiası
Türkiye Cumhuriyeti tarihini son 20 yıla özgüleme iddiası yalnızca boş bir hayalden ibarettir ve her seferinde bunların kanıtlarını söylüyoruz. Ben söyleyeyim size, Türkiye'de TYR ve Motor AŞ 1926 yılında kuruldu. 3 Mayıs 1934'te Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan uçağımız Kayseri'den Ankara'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk traktör 8 Mart 1955 tarihinde üretildi. Buyurun. Türkiye hem uçak sanayinde hem de bunun devamı olan tarım makinalaşması sanayinde hızla ilerleme kaydetti. Şimdi ben sizin döneminizde yapılamayanları söyleyeyim. GAP'ı bilmemekle suçluyorsunuz ya. Ben GAP'ı adım adım bilirim. 1.8 milyon hektar alan sulamaya açılacak. Enerjide gerçekleşme oranı %95. Siz barajda tutulmuş suyu tarlaya götüremediğiniz için alanda sulanabilen alan varlığı 550 bin hektar ve GAP bölgelerinin tamamındaki iller son 20 yıl içerisinde SEGE'de 10 puan, 15 puan gerilediler. Bu utanç sizin. Onu açıkça söyleyelim. Ayrıca yine ifade edelim. Adaletten bahsediyorlar. Söyleyecek çok örnek var. Türkiye'de çok sayıda politik tutuklu var ve bunların her türlü buyurun Gökhan Bey. Ondan öte bir başka şey var. Türkiye'de yoksulun, sahipsiz olanın adalete kavuşması mümkün olmuyor. Ya memlekette İstanbul'da daha dün bir motokurye kardeşimiz Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından açıkça ezildi. Siz bir adli kontrol tedbiri bile uygulayamadınız. 2 Aralık'ta Türkiye'yi elini kolunu sallaya sallaya terk eden Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun arkasından nutuk atmaktan başka elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bari adaletten bahsetmeyin, gerçeklerden söz etmeyi sürdürelim. Evet, şahıslar adına buyurun Sayın Usta. Bir sataşma olmadan buyurun. Yok, sataşma niyetim yok. Sadece ben de bir örnek vereceğim. Nuri Demir Ağa hepimiz biliriz. Mekanı cennet olsun. 1946'da açılan o fabrika kapatıldı ve uçak fabrikası yerine soba fabrikasına çevrildi ve millete o sobaların geçişi de izletildi. Bunu da bu tarihe not edecek şekilde özellikle söylemek istiyorum. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun da getirilmesiyle ilgili diplomatik girişimler başlatılmış ve gelecek ve Türkiye'de de yargılanacaktır. Tabii ki hepimiz adaletin savunucusuyuz ve cezasını çekmesini hepimiz arzu ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Gökhan Bey buyurun. Evet sevgili başkanım, tarihi Fesli Kadir'den okuyunca işte böyle oluyor. Yani Shakespeare diye bir şey yoktur. O Shakespeare'dir ve Anadolu'da yaşamıştır diyen bir adamdan tarihi okuyunca böyle oluyor. Türkiye ilk motor sanayinde burada kurdu, uçak sanayinde burada kurdu. Ha 1950'den bu yana bu memleket sizin elinizde inim inim inlediği için bunlar kapatıldı. Yani Türkiye'de sizin öncüleriniz olan insanlar tarafından kapatıldı bu işler. Ya bunların tamamının altını güzel çizmek lazım. Tarihi Fesli Kadir'den okumayın. Bir şey daha söyleyeceğim. Ya bu Lozan'ın 100. yılı ne oldu? Hani madenler arama falan serbest bırakılmıştı. Artık zengin olabilecek miyiz? Hala aynı yalanları söylemeye devam edebiliyor musunuz? Ya bunları boş verin de gerçeklere dönün artık. Sen biraz daha fazla bağırsana. Oradan gelmiyor sesin, biraz daha fazla bağır. Oradan gelmiyor biraz daha fazla sesin. Şahıslar adına ilk söz Denizli Milletvekili Şahin Til. Şahin Bey buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bağlı kurum ve kuruluşların bütçesi üzerine lehte söz almış bulunuyorum. Yüce yetinizi saygıyla selamlıyorum. Deniz Acıpayam ilçemizdeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum. Filistin'de, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir dram yaşanıyor.
kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden soykırım uygulayan, insanlığı katleden zalimleri kınıyoruz. Türkiye her platformda ve her zaman masum ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Başkan devam edeyim, çok gürültü de. Sayın milletvekilleri, Sayın milletvekilleri, buyurun sayın milletvekilim, buyurun. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'nin inşası için